Всем привет! Benim adım Оля ve memleketime son geldiğimden beri 3 sene geçti. Bir yere alışmak her insanın özelliğidir. Ben de istisna değilim. Gözüm artık Türk manzaralara alıştığı için memleketime geldiğimde buradakinin sistemin büyük bir farkı olduğunu görüyorum. Burası çok enteresan bir yer olduğu için yerli hayat bildiğimiz kalıplara sokamıyorum. Burası henüz kapitalist bir ülke değil ama Sovyet zamanlarından 30 sene geçtiği için tam sosyalist bir ülke de kesinlikle olamaz. Bu arada Instagram hesabımda daha çok örnek veriyorum. Hep beraber Rusça dersi yapıyoruz ve buranın güncel fiyatları paylaşıyorum. Instagram hesabımdan beni takip edip sizin de bilginiz olur, hem Rusçanız geliştirebilirsiniz. Peki bugün sizinle buranın en farklı özellikleri paylaşmak istiyorum. Bunları Türkiye'de göremezsiniz, buraya da geldiğinizde ve gördüğünüzde kesin büyük bir şok ya da en azından bir şaşkınlık yaşarsınız. Ama başlamadan önce ben sizden abonelik, beğenme, her blogger gibi istemeyeceğim. Ama size bir soru sormak istiyorum. Küçük bir test yaptıracağım. Ne kadar başarılı olursunuz çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında paylaşın. Ben de doğru bir cevap, anahtar cevabı yani videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Bizim her Rus apartmanın önünde, ama abartmıyorum gerçekten, Avrupa'da bulunan Minsk'ten, uzak doğada Kuzey Kore sınırında bulunan Vladivostok'a kadar her apartmanın önünde böyle demir konstrüksiyonu görebilirsiniz. Bu üç sopa en ucuz boyayla boyalı olan tasarımı ne için burada 40 sene duruyor sizce? Sizin tahminlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında paylaşın. Spor mu yapıyoruz burada? Çiçekleri mi asıyoruz? Ya da bunun amacı ne? Doğru cevabı videonun sonunda paylaşacağım. Şimdilik de Türkiye'de göremeyeceğiniz şeylere geçelim. Ve bu tatlı köpecik ile başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu köpeğin sahibi onu tasma ile namlu onu gezdiriyor. Buradaki kurallara göre 25 santimden fazla uzunluğu olan köpekler tasmasız ya da namlusuz gezdiremezsiniz. Bu da minnak köpecik bu kurala göre daha ufak olduğu için namluya gerek duymadım ama daha büyük olsaydı şartlar farklı olurdu. Kurallara göre tehlikeli cins köpekleri çocuk ya da sarhoş gezdiremez. Kurallara uymayan için cezalar da var. Mesela biri tasmasız, namlusuz köpekten korkarsa sahibi en fazla 1400 TL ceza ödeyecek. Sadece korku değil, daha büyük bir hasar görürse köpek ısırır ya da birinin kıyafeti yırtar. O zaman sahibi 2800 TL cezanın ödemesi gerekecek. Artı hapise kadar ağır cezası olabilir. Bu rakam size fazla büyük gelmediyse hemen ikinci paragrafa geçiyorum. O da Belarus'taki bence şaşırtıcı maaşlar olacak. Bir kere dolmuşa bindiğimde bu reklam dikkatimi çekti. Bunlar iş ilanları. Ve iş ilanına göre bir süpermarkette menajer olmak istiyorsanız maaşınız ayda 2400 TL olacak. Bir kasiyer 2000 TL maaş alabilir, satıcı ise 1900 TL ve temizlik personeli 1500 TL alabilir. Bu maaş rakamları nasıl buldunuz? Açıkçası bana oldukça düşük geldi. Buradaki fiyatlar Türkiye'den hiç de daha düşük olmadıkları için bu kadar küçük maaş rakamları görmek şaşırtıcı oldu. Дорогие друзья, memleketimden giderken yanıma bu şirin matruşkalar da alacağım. Aslında gerçek ismi matryoşka. Biz Ruslar onlara matruşka değil, matryoşka diyoruz. Gördüğünüz gibi renkleri çok hoş, hepsi orijinal. Açması çok kolay, benim 5 yaşındaki kızım bile hiç zorlamadan bunları açabiliyor. Boyutları buradan görebilirsiniz, benim avuç kadar bir şey. İlk 3 alana bu hoş telefon matryoşka.
matryoşka aksesuarı da yanına koyacağım. Elimde matryoşka anahtarlığı da var. Renkleri çok hoş. Artı size ulaştıkları vakit Rusça öğrenmeniz garantisini veriyorlar. Bir hafta içerisinde siparişlerinizi alırım. Yanıma dediğim gibi 4-5 tane alabilirim. Ve Eylül başında Türkiye'ye döneceğim vakit hepsini size postalayacağım. Bu orijinal matryoşkaları almak istiyorsanız aşağıdaki linkten bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Belarus'u bir kelimeyle tarif etmemi isterseniz bu kelime temiz olacak. Gerçekten ülke çok ve çok temiz. Türkiye'de insanlar temizliği çok severler ama nedense bu özelliği sadece evlerin içi için geçerlidir. Türkiye'de insanlar dışarı çıktığında bu özelliği nedense unutuyorlar. Ben şahsen kaç defa arabanın penceresinden fırlayan şişeleri gördüm ya da bankın önünde çekirdek kabukları. Burada Belarus'ta bir çöp bulmaya hep birlikte çalışalım. Ayaklarımın altına bakıp yürüyorum. Yürüyorum, yürüyorum ama bir tane çöpü bulmak mümkün değil gibi. Benim sadece merkez sokakları gezdiğimi, kimse bana sitem etmesin diye özellikle içeri girip ara sokaklara da bakalım. Ama burada da durum pek farklı değil. Kaç dakika yürüdükten sonra bir tane sigara izmaritini bulabildim. Umarım bir gün aynı şeyi Türkiye'deki sokakları için söyleyebileceğim. Şu an bulduğumuz yer troleybüs. Belarus troleybüs ile hem istediğiniz yere varabilirsiniz hem de sinir sisteminiz için çok faydalı bir yer. Hiçbir elektronik sistem buraya henüz gelmediğine göre aldığımız biletleri bu şekilde sıfırlıyoruz. Bütün gücüyle çalışma günün stresi atarak bu mini kırmızı makineye vuruyoruz. İnanın bunu bir defa yaptıktan sonra bu prosedür bağımlılık hissi yaratıyor. Artık otomatik makine sıkıcı gelip özellikle trolleybüse binmek isteyeceksiniz. Bu köprüye dikkatle baktığımızda neler gözümüze çarpıyor? İlk önce tabii yaşı gözümüze çarpıyor. Köprü ne kadar eski görünse de bu arada 1987 senesinde inşa edildi. İnanın her Sovyet yapı gibi bu köprü daha uzun yıllar sağlam kalacaktır. Ama her bizim köprünün gibi bu köprünün en büyük sıkıntısı asansörü yok. Asansörlü köprü diye zaten öyle bir şey yok Belarus'ta. Elinizde bisiklet, bebek arabası ya da valiz varsa hiç fark etmez. Bunu alıp üzerinize yükleyip karşıya geçmek için taşıyacaksınız. Bence 2021 senesinde asansörü olmayan bir köprü Türkiye'de bulmak mümkün değil. Şimdi ben bu video hazırlarken çok tereddütte kaldım. Tabii ki her insan gibi memleketimin en güzel yanı size göstermek istiyorum. Ama Belarus'un her ülkenin gibi belli kusurları var. Sizden saklayıp size sadece mükemmellerini anlatabilirdim. Ama biz burada dürüst olmaya çalışıyoruz. O yüzden sadece harikalarını ve mükemmellerini göstermek bana pek adil gelmiyor. Ve en acı tarafına geçiyorum. Türkiye'de uzun yıllar kalmamama rağmen böyle bir manzara hiç görmedim. Burada sadece birkaç hafta kalıyorum ve maalesef yürümeyecek kadar sarhoş insanı görmek pek şaşırtıcı gelmiyor. Burası şarap fabrikası ve içki satan mağazasının önünde böyle bir şey görmek fazla anlamlı geldi bana. Etrafındaki insanlardan hiçbir tepki gelmediğine göre herkes bu duruma alışık. Sarhoş hastaneye ya da polise kaldırılmayacak, uyuyup temiz hava alıp kendisine gelip kalkacak ve evine yürüyecek. Buraya telefonumu bağlamaya geldim. Belarus'ta internet son derecede hızlı ve ucuz. Mesela bir ay sınırsız internet ve aramalar için sadece 35 TL verdim.
Türkiye'de turist paketler çok daha pahalı. Mesela 20 GB 169 TL ile alabilirsiniz. Doğal olarak iPhone fiyatları da dikkatimi çekti. Gelmişken hep beraber bakalım. Ama fiyatları Türkiye'den çok daha ucuz olmasını beklerdim. Aslında pek de farkı yok gibi. Burada da son iPhone 12 Pro fiyatı yaklaşık 15.000 TL. Ve bir sonraki paragrafa geçiyorum. Şimdiye kadar en mükemmel satıcı Türklerin olduklarını düşünüyordum. Ama bu ilanı gördükten sonra burada ne yazıyor biliyor musunuz? Türkiye bu trend daha gelmedi bence ve sizin herhangi bir işletmeniz varsa bu fikri kullanabilirsiniz. Kalyan içmek isteyen %20 indirimle içebilir. Tek şartı bu kafenin Instagram'da abonesi olmakla beraber buraya geldiğinizde stories paylaşmalısınız. Bence mükemmel bir fikir. Şimdi herkesin elinde akıllı telefon ve Instagram olduğuna göre bu kafe çok müşteri kazanıyordur. 5 kuruş maliyeti olmayan promosyon ve reklamın yöntemidir. Türkiye'de de bunu uygulayıp güle güle kullanın. Sizinle birlikte neredeyse bütün şehri gezip şu an hastaneye geldik. Türkiye'ye ilk geldiğimden en pahalı özel hastanelerde bile bu bölümün olmaması beni çok şaşırtıyordu. Bu bir devlet polikliniği ve bu bir gardırop. Her Belarus devlet ya da özel hastanede olduğu gibi burada da gardırop var. Şu an yaz olduğu için burası kapalı ama kışın mutlaka açılıyor ve hastaneye her gelen burada montunu bir teyzeye bırakmaya mecbur. Hiçbir doktor elinde bir montla gelen hastayı odasının içerisine almaz. Bu hijyenik bir kural ve buna çocukluğumuzdan beri alışız. Türkiye'de böyle bir şey hiç görmediğim için sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi başka hayatımda görmediğim bir şeye bakalım. O da elektrikli otomobilin şarj istasyonu. Bu arabaların arasında Tesla var mı bilemiyorum. Hiçbir Tesla hayatımda görmediğim için. Aslında burası bir otopark ama belli yerler sadece elektrikli arabalara ait. Şehir merkezinden elektrikli şarj istasyonu görmek, Türkiye'de böyle bir şey görmediğim için bana çok değişik geldi. Evet ve şimdi videonun başında sorduğum sorunun cevabına bakalım. Umarım dürüst cevabınız yorum kısmına yazmışsınız ve doğru cevap bu tasarım halı silkelemek için kullanılıyor. Alt komşunun kafasına silkelememek için bizim sistemimize göre yaz kış fark etmez halı burada silkelemeliyiz. Eskiden güçlü elektrik süpürgesi olmadığı için burada hafta sonu sıra bile olurdu. Şu an tabii bu sopalar eskisi gibi popüler değiller ama yine de kullanılıyor. Bu videonun 10 tane Türkiye'de rastlanmayacağınız özelliklere hep beraber baktık. Hangisi şaşırtıcı ya da enteresan bulmanızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İyi, всем пока!